Tarih 1896'yı gösterdiğinde dünyada birçok şey gerçekleşti. Mesela Wilhelm Röntgen X ışınlarını buldu, Henry Becquerel ise radyoaktiviteyi ve Mao Zedong doğdu. Alfred Nobel ise hayata gözlerini yumdu. Recaizade Mahmut Ekrem meşhur romanı Araba Sevdası'nı yayımladı. Gel gelelim 1896'da çok da fazla insanın bilmediği bir olay daha oldu. Mary Whitton Calkins adındaki genç bir psikolog kadın tüm derslerini vermesine ve tezi de 6 kişilik profesör heyetinden geçmesine rağmen doktorasını alamadı. Hem de Harvard Üniversitesi'nden. Sebebi ise kadın olmasıydı. Mary Harvard'da William James'in öğrencisiydi. William James o günlerde çok popülerdi. Çünkü psikoloji bilimini üniversitelerde okutulmak üzere Amerika kıtasına getirdiği varsayılabilirdi. İşte Mary'nin tezinin geçmesine onay veren isimlerden bir tanesi de William James'ti. Ama Harvard buna rağmen doktorasını teslim etmedi. Çünkü kadınların sadece misafir öğrenci olarak katılabileceği, aslında okulda kayıtlı bile olmadıklarını öne sürdü. Bu durumda da mezun olamazlardı tabii ki. Hatta Harvard Üniversitesi çevreden gelen tepkiler sebebiyle şöyle bir teklif sundu Mary'e. Destekledikleri bir kadın koleji olan Radcliffe Üniversitesi'nden doktora almasını önerdiler. Yani Harvard diploması alamazsın ama biz sana bunu verelim istersen, hem de kadın üniversitesi dediler. Mary Whitton Calkins bunu onuruna olan bir hakaret olarak kabul etti. Çünkü eğer derslerini Harvard'da verdiyse ve tezini de Harvard'da sunup geçtiyse Harvard diploması almalıydı. Bu yüzden bu teklifi reddetti. Elbette bu Mary'nin psikoloji çalışmalarını durdurmadı. Aksine Mary tam hızla devam etti. 1905 yılında American Psychological Association'ın ilk kadın başkanı oldu. Hani şu var ya APA, akademi yazımında birincil olarak takip ettiğimiz APA. İşte oranın. 1908 yılında Animal Cognition, yani hayvan bilişi adında bir kitap yazdı. Bu gelecekteki 3 kitabın öncüsüydü. Ayrıca öldüğü 1930 yılına kadar da 100 tane bilimsel makale yayınladı Mary. Başlangıçta hafıza konusunda çalışsa da hayatın ilerleyen dönemlerinde daha felsefi bir alana kaydı ve self-psychology çalışmaya başladı. 1918 yılında da American Philosophical Association'ın başkanı oldu. Bununla kalmadı elbette Mary, kendi psikoloji laboratuvarını kurdu. Bugün hala hafıza deneylerinde de kullandığımız Paired Associate Learning Task keşfetti. İlerleyen yıllarda Columbia Üniversitesi ona fahri doktora unvanını vermişti. Ayrıca 1928 yılında British Psychological Association'ın da ilk onursal kadın üyesi oldu. Harvard'ın hak ettiği doktorayı Mary Whitton Calkins'e vermesi için çeşitli kampanyalar yapıldı. 1927 yılında aralarında ünlü davranışçı psikolog Thorndike'ın da bulunduğu bir komite imza kampanyası düzenledi. Fakat bu imza kampanyasının sonuçları Harvard tarafından reddedildi. Daha sonra 2002 yılında yine Harvard öğrencileri tarafından kendi adına bir web sitesi açıldı. 2016 yılında bir imza kampanyası daha başlatıldı fakat Harvard Üniversitesi bunu da reddetti. Mary Whitton Calkins'in hak ettiği doktorayı alması adına Harvard Üniversitesi'ne karşı bugün hala change.org'da açık bir kampanya var. İsterseniz imza kampanyasına hala katılabilirsiniz. Akranları ve çalışma arkadaşları tarafından çokça övgü ve hayranlık toplasa da tarihte onlar kadar adının geçmemesi talihsiz bir şekilde beklendik ve ondan daha da üzücüdür. Mary Whitton Calkins, doktorası verilmeyen psikolog. Lütfen bu kadını, bu önemli psikoloğu, bu bilim insanını bari siz hatırlayın. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Dakota Üniversitesi dediler. Aa, ne sesi bu? İtfaiye mi? Bakmam lazım.